Bütün bunların toplamda sorumlusu Dursun Özbek ve saz arkadaşlarıdır. Ama şunu söyleyeyim bak. 2018 seçimlerinde Dursun Özbek aday olursa ve seçimi kazanırsa sana burada yemin ediyorum. Bak sana burada yemin ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden istifa etmezsen 2018'de de Dursun Özbek devam eder ve seçimi de alırsa Galatasaray Yönetim Kurulu Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden istifa etmezsem haysiyetsizim, şerefsizim, aşağılığım, adi. Gerisini tamam mı? Dursun Özbek'ten haz ediyor muyum? Zerre haz etmiyorum. Galatasaray düşmanı mı? Bana sorarsan düşmanım. Çünkü bu kadar zarar için düşman olmak lazım Galatasaray. Arkadaşlar sakin olalım Özbek, lütfen. Arkadaşlar sakin olalım. Saygı duymuyor ya. Galatasaray'a yakışmayın. Hayır sen çıksaydın oradan. Niye sen çıkmıyorsun da Özersun çıkıyor? Şimdi Başkan Dursun Özbek de bunu söylüyor. İşte hocamızı tartıştırıyorsunuz, hocamızı yolluyorsunuz. Ulan Tudor, abet Dursun Özbek. Hocayı herkesten önce sen tartıştırtmadın mı Dursun Özbek efendi? Ben Dursun Özbek'in hiçbir Galatasaray başkanında görmediğim kadar palavracı, yanlış bilgi verici, yalancı demek istemiyorum, yanlış bilgi verici, manipüle edici, doğru olmayan şeyler söyleyici ve Galatasaray'ın çıkarını kollamayıcı olduğu için kızıyorum. Faruk Süren bugün Galatasaray'a gelir, yine Galatasaray'ı eski haline getirir ama Galatasaray Kongresi Faruk Süren'i sevmiyor. Çok sevenler var o ayrı evet, ama benim. Kongre sevmiyor. Ali Dürüst'ü isterler. Ali Dürüst'ü seçerler. Ali Dürüst'e Galatasaray'a başkan olmak istemiyor. Abdurrahim'i seçmezler. Çünkü Abdurrahim'in mektepli olmadığı için kalitesini yetersiz buluyorlar Abdurrahim'i. Başkan bu yayını sanki keselim Dursun Özbek bu... mektepli de çok kaliteliymiş gibi bir tavır içerisinde. Evet. Niye kestiniz abi? Ya bunlar herkesin bildiği şeyler. Olarak kandırıyor genel. Herkes biliyor bunu. Yani genel bunu dolandırıyor Galatasaray'ı ya. Dolandırıyor. Burnuna ip takmış dolandırıyor. Galatasaray Başkanı, Galatasaray Yönetim Kurulu genel kurul tarafından seçilir. O genel kurulun iradesidir. Herkes genel kurula saygı duyacak. Herkes genel kurulun iradesine saygı duyacak. Galatasaray Başkanı Galatasaray Spor Kulübü'nü temsil eder. Beğenirsin beğenmez ama saygı duymak zorundasın. Galatasaray'a duyduğun saygı başkanlığa da göstermek zorundasın. Ertem, yani bunu... Sayın Fatih Altaylı hemen önünde bu arada. Ertem, bunu bir insan bir insana... Normal olarak yani iki insan kulüp başkanı olması önemli değil. Söyleyemez. Yani çok sert, çok ayıp laflar da var orada. Yani Dursun Bey son derece kibar bir başkan, kibar bir insan. Çok yumuşak konuşmuş ama bence Galatasaray yani kongre üyeliğinden falan atarlar Fatih Altaylı. Atarlar yani. Disipline sevk ederler ve atarlar. Şu anda zaten atılması gündemde atarlar bir dahaki divana giremeyecek falan diyorlar. Yani şimdi ben Fatih Altaylı'yı bazen seyrediyorum. Haftada 2-3 gün, 2 günde falan karşılaşıyorum. Hı-hı. Bir lokantamızda biliyorsun orada geliyorlar. Evet. Faruk Süren başkan falan hep beraber bir ekip var. Orada yemek yiyorlar. Selamlaşırız falan filan. Ama çok ağır. Çok, çok ağır. Eski bir yönetici bir Galatasaray, kendi Galatasaray'sa bir kulüp başkanının makamına bu. Diyelim ki Galatasaray şampiyon olma ihtimali yüksek. Oldu. Hı hı. Ne yapacaksın abi? Yani bu kadar basit değil. İnsanların birbirine bu kadar ağır konuşmaları bu kadar basit değil arkadaş ya. Sonra yap, sonra özür dilerim diyorsun. Yok böyle bir şey. Değil mi? Özür diliyor. Evet. Var mı o görüntü? Evet. Evet, evet var. Azalır. Var. Verin, verin var. Tekrar konuşalım. Bir verelim. Bir daha verin. Verelim. Özür kısmını verelim. Eğer söylediklerimde bir var gibi duruyor bazılarında haklılar belki. Haddimi aştıysam ona siz karar vermeyeceksiniz. Haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray deyince böyle şafak atıyor. Kötü yönetildiğini düşündüğüm anda, Galatasaray'ın seviye kaybettiğini düşündüğüm anda, Galatasaray'a karşı hata yapıldığı anladığım anda ve Galatasaray'da bana karşı, benim zekama karşı ve bu Galatasaraylıların zekasına karşı
bir alay söz konusu olduğunda ben de şafak atıyor. Siz de atabilir, hiçbir şey demiyorum. Atabilir tabii ki atabilir. Elbette atabilir. Hiçbir müdahale etmeyiniz yok. Lütfen oturduğunuz yerden konuşmayın. Dışarıda beni yakalayıp dövebiliriz de hiçbir... Erkan, duralım. Arkadaş, tamam çok güzel de yani herkesin şafağı atar tamam da yani çok ağır laflar, palavracı, dolandırıcı, avanesi alsın gitsin yani bu adam Galatasaray'ın başkanı. Evet. Bu adam Galatasaray'a geldi. Evet. Sportif olarak başarılı mı? Değil. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yaptığını, iyi şeyler yapmaya çalıştığını oradaki bu kulübü yakından mali bütçeyi takip eden insanlar biliyorlar. Kimle konuşsam helal olsun diyorlar. Bakın mali açıdan helal olsun diyorlar. Uğraşıyor. Her şeyi Galatasaray'ın üzerine yapmış. Transferde başarılı mı, başarısız mı? Başarılı olduğu dönemde var, olmadığı var. Antrenör seçimi yanlıştır ama çok ağır konu. Ha Fatih Altaylı özür dilemiş. Ha özür dilediyse bitmiştir. Tamam özür dilemiş ama... Yani şimdi Fatih Altaylı yılların gazetecisi. Ben kalkıp da buradan ona yani nasihat edemem. Etme şeyim yok. Ama çok ağır konuş abi. Bu değil yani. Eleştirmek, yorum bu değil. Yani bir adamın koltuğu var diye, makamı var diye her insana yani makamın var salla. Ben gazeteciyim hakaret edeyim. Bilmem ne yapayım. Yok böyle bir şey ya. Hani abi bu ülkede kulüp başkanı olmak, federasyon başkanı olmak, futbolcu olmak... Bir makam sahibi olmak çok zor. Çünkü hedefse hedeftesin. İstediğini söylüyor. Gazetecisi veya şeyi. Ama çok ağır. Çok ağır konuşmuş. Tamam özür dilemiş. Eyvallah. Fatih Altaylı özür dilemiş. Dursun Özbek affeder, affetmez. Galatasaray Divan Kurulu